Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir videomuzda, bir yayınımızda beraberiz. Bugün sizlere en ince ayrıntısına kadar, her püf noktasına kadar söyleyeceğim nasıl baklava hamuru yapabiliriz bunları tek tek anlatacağım. Lütfen videomuzu baştan sonuna kadar izlemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmuyoruz. Hep beraber videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, baklava hamurumuz için bir tepsi 3 kilo baklava yapabilmek için öncelikle net 500 gram beyaz un arkadaşlar. Şimdi bana bir sürü gelen sorularından bir tanesi bu. Nasıl un bulacağım? En kaliteli pizza unundan veya da tip 1 beyaz un bulacaksınız. Especial yazacaklar arkadaşlar. Burada tam net yarım kilo unumuz var arkadaşlar. Bunun ortasını şöyle açıyorum. Tam 2 adet yumurtamızı, orta boy yumurtamızı kırıyorum. İçerisine 150 gram suyumuzu boşaltıyorum. Net içerisinde 150 gram soğuk su var gördüğünüz gibi. Ve bir çimdik tuzumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unumuzu boşalttık. Hep birlikte harcımızı buz gibi suyumuzdan. Hatta biz çırakken bu işi ilk öğrendiğimizde sabahları yaptığımızda içerisini buzdan yoğurduk arkadaşlar. Buzdan, evet, yanlış duymadınız. Büyük büyük makinelerde yoğurduğumuz için 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo hamur. Hamur bırakmasın, sıcakta mayışmasın diye biz bunu hamuru buzdan yoğurduk. Gördüğünüz gibi şimdi yeni nesilde artık ustalar yetişmiyor, çıraklar yetişmiyor. Hem çırak eksikliğinden dolayı hem de teknolojinin gelişmesiyle bu yola başvurulmuştur. Gördüğünüz gibi suyumuzun hepsini çekti. Hamurumuz şimdi yerine oturuyor. Tekrar söylüyorum, özellikle söylüyorum. İçerisine hiçbir şekilde ne maya, ne yoğurt, ne sirke, ne şuymuş, ne buymuş hiçbir şey koymuyoruz dostlar. Tekrar söylüyorum, yine söylüyorum. Bu orijinal baklava hamurudur arkadaşlar. Orijinal, gördüğünüz gibi. Şimdi bakın nasıl yiyecek. Bir de şunu söyleyeyim. Kiminiz hamuru açamadığınızdan dolayı hamuru gevşek yapabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama orijinal baklava hamurunda sert olur arkadaşlar. Hamur ne kadar sert olursa o kadar açıyorken nişastayı az yiyecektir. Ve bu da hamurumuzun ve baklavamızın kalitesini arttıracaktır. Şimdi baklavayı kalite yapanlardan birisi de hamurun sert olmasıdır arkadaşlar. Yani sadece tereyağı ve fıstıkla bu olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi düşünebilirsiniz. Bir arabanın ne kadar kaliteli bir teker olursa olsun motor olmaktan sonra o araba gitmez. Baklava da öyle arkadaşlar. Bu bir ekip işidir kendi içerisinde. Fıstığı da iyi olacak. Yağı da güzel olacak. Ama tabii ki un da çok önemli. Tabii ki açması da çok önemli. Yani hepsi bir saatin dişisi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hamurumuz neredeyse hazır. Biz bunu şimdi 5 dakika dinlenmeye alacağız. Şöyle. Evet, hamur sert olduğundan dolayı biraz tabii ki yoğuruyor. Bunu sakın ola ki benim evde mikserim var. Yarım kilo un. Ben bunu yoğururum diye düşünmeyin. Çünkü baklava hamurunu hiçbir el mikseri, ev mikseri yoğurmaz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi değil. Çok sert. Gerçekten çok sert. Evet. Şöyle şöyle. Bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri. Sonra tekrar böyle çeviriyorum. Evet. Hamurumuz neredeyse hazır. Son yedirmeleri yapıyorum. Bir de bu hamuru yoğuruyorken sakın ola vantilatörü, kapıyı, pencereyi, orayı, burayı açmayınız. Hamurunuz kurumasın diye. Elimi şöyle bir hafta ıslattım arkadaşlar. Terleme olsun diye. Elimi şöyle bir hafta ıslattım. Hamurumu katlıyorum. Fitilimi yapıyorum. Şimdi hamurumu son kez şöyle bir yapayım bir kez daha. Bir kez daha yapacağım arkadaşlar, uzatacağım. İçerisinde beyazlıklar kaldı, unlar kaldı. Onu yedirmeye çalışıyorum. Son ötüşten sonra gördüğünüz gibi hamurumuz neredeyse hazır. Evet. Elimi hafifçe ıslattım. Şöyle. Evet, tekrar ediyorum. Yine söylüyorum.
İçerisinde sadece tip 1 özel especial beyaz un. Yurt dışında yaşayanlar için. Tabii Türkiye'de bunun ismi baklavalık un diye geçiyor ama yurt dışında baklavalık un diye bulamazsınız. Yok ki. Bu sebepten dolayı içerisine yarım kilo un, 2 adet yumurta, 1 çimdik tuz 5-6 gram. Sadece bu. Ve de 150 gram sadece su koydum. Cesaretiniz varsa 140 gram, 130 gramı da düşürebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sakınca yoktur. Ama sakın fazla su koymayın, hamur yumuşak olmasın diye. Biz bunu sadece şimdi 5 dakika üzeri kapalı bir bezden veya bir poşetten veya bir naylondan veya bir torbadan dinlendiriyoruz. Oh, mis gibi hamur oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunu 5 dakika dinlendireceğiz. Şöyle bir poşetimizden şöyle. Evet, 5 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5-6 dakika, 10 dakika dinlendireceğimiz hamuru açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Tam da 9 tane çıktı arkadaşlar. Aşağı bir şey. Da keseyim. Onu şuraya ekleyelim. Evet. Şimdi inanamayacaksınız ama arkadaşlar bu yarım kilo undan tam mı tamına 3 kilo küsür gramız baklava elde edeceğiz. Ve bunu size ayrıntısına kadar gördüğünüz gibi nişastamızdan mısır veya buğday nişastası hiç fark etmez. Hangisini bulabilirseniz fark et. Buradaki nişastanın sadece görevi yapışmamasını sağlamaktır. Ne kadar nişastamızı az kullanırsak o kadar ki baklavamız çıtır çıtır ve lezzetli olacaktır. Evet. Ah. Gördüğünüz gibi bu şekil. Hemen açıyorum. Şimdi bu hamurumuzu böyle bazlara açtıktan sonra en az 2 saat hamurumuzu dinlendireceğiz dostlar. En az, tekrar söylüyorum, en az 2 saat. Poşete koyacağız. Üzerine bir bezden örteceğiz. Gördüğünüz gibi. Gel abi yakından çek abi. Bayağı yakından çek. Gördüğünüz gibi. Yavaş 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 yavaş. Hamur çok sert olduğu için arkadaşlar bu yüzden hep hamuru yoğuruyorum, dinlendiriyorum, açıyorum, dinlendiriyorum. Gerçekten hamur çok sert. Beton gibi arkadaşlar. Şimdi yeni nesil arkadaş bu merdane hiçbir şey bilmiyorlar. Hamuru yoğuruyorlar, makine içine atıyorlar, hamur çıkıyor. Yok abi öyle bir şey olmaz. Yani bu en doğalı yaptığımız bu şekil oluyor bak. Evet sonuncu bazımızı da aldık. Evet arkadaşlar, hamurumuzu aldık, yoğurduk, açtık, bazımızı yaptık. Evet, tekrar söylediğim gibi temiz bir bezden yarım saat en az 2 saat dinlendireceğiz. Poşetimizi örtüyoruz. Bezimizi de örttükten sonra Kes abi. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Dediğim gibi en az hamur 2 saat dinlenmek zorunda. Evet, şimdi hamurumuzu böyle şöyle mermerimizi nişastamıza atıyoruz. Nişastamız buğday da olabilir, mısır da olabilir. Bu hiç fark etmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu her tarafa atmak zorundasınız. Şimdi bunu hiç bilmeyenler gerçekten yapamaz. Bunu söyleyeyim bir kere. İkincisi ablalarımız, teyzelerimiz belki evde yapabilirler ama bu kadar sertlikte yapamazlar. Ben bunu özellikle eli yatkın olan kişilere göstermek için çekiyorum arkadaşlar. Çok zahmetli bir iş gerçekten ama bilirseniz kolay. Bak gördüğünüz gibi her tarafına eşit miktarda nişasta atıyorum arkadaşlar. Mısır, benim kullandığım burada mısır nişastası.
Biz Brezilya'dayız. Brezilya'da mısır bulamadığım için, buğday bulamadığım için mısır nişastası kullanıyorum. Gördüğünüz gibi her katına nişastamızı attık. Bu şekilde. Evet. Şimdi normalde baklava mermeri biraz daha büyük olur. Çünkü su büyüğü ve nişastayı şöyle kenara koyabilmem için. Ama olmadığı için biz elimizdeki imkanlarla idare etmeye çalışıyoruz Brezilya'da arkadaşlar. Evet. Nişastamızı süpürdük. Şimdi ister elimizden şu şekilde, bak yakından çek. Elini bu şekilde büyütürsün. Yahut da merdivenin yardımıyla da birazcık büyütebilirsiniz. Şimdi son teknolojilerden dolayı artık eskisi gibi merdane pamucuları kalmadı. Bunu herkes bilmiyor. Artık herkes makineden olduğu için. Ama herkes de makine alamaz ki arkadaşlar. Yani küçük esnaf bitiyor artık. Evet. Hamurumuzu ters çeviriyoruz. Şimdi düşünüyorum bundan ne baklava yapayım diye. Bana yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Bundan ne yapayım? Tamam mı? Ben şimdi bu hamuru açacağım. Videosunu atacağım. Attıktan sonra hamuru dolaba koyacağım. Sizden yorumları bekleyeceğim. Onun videosunu da çekeceğim size. Tekrar koyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hamurumuzu büyüttük. Bazımızı büyüttük. Şimdi hızlı bir şekilde böyle nişastaya atıyorum. Tozacak şekilde elimle böyle siliyorum. Bu aradaki topakları silmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimden her tarafını atmaya çalışıyorum. Ama tabi siz bunu evde yaparsanız her taraf batar arkadaşlar. Evde bu kadar mermeriniz var mı büyük? Allah razı olsun. Her taraftan mesajlar geliyor dünyanın dört bir tarafından. Abi video çek, video çek, baklava videosu diye siz bunun için çekiyorum, atıyorum. İki tane gitmiş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her katına nişastı sadece yapışmaması için koyuyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir anlamı yoktur, faydası yoktur. Evet. Şimdi biz bundan yaklaşık 3 kilodan fazla bir baklava elde edeceğiz. Evet, tekrar hamuruna ne koymuşum arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. 500 gram net bir unumuz, 150 gram suyumuz, 2 adet orta boy yumurtamız ve 1 çinlik, yani 5-6 gram da yaklaşık neyimiz vardı? Tuzumuz vardı. İçerisine sirke, maya, yoğurt, hiçbir şey, gördüğünüz gibi hamuru böyle büzdüm. Mermer üzerindeki nişastayı toplayacağım. Topladım. Şimdi gel yakından çek. Bak. Şu şekilde elimle yavaş bir şekilde ön atıyorum. Tekrardan yapıyorum. Şimdi bir boğacağım ben bunu. Bir kaval çekeceğim. Bak kaval çekiyorum buna. Bir kaval çekme derler arkadaşlar. Hamurumuz hafiften şöyle yere atıyorum. Ayrıca da bu mermeri, bu videoyu bir süre önce atacaktım. Başımıza bir kaza geldi. Özellikle de bunun sonuna koyacağım. İzleyebilirsiniz. Çekim yaptığım yerde bizim masamız kırıldı. Arkadaşım birisi sakallık yaptı bilmeden. Olsun, sağlık olsun. Hanefi Bey'imize. Evet. Kamera arkasında neler yaşadık göreceksiniz arkadaşlar. Evet, tekrar söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı, lütfen paylaşmayı unutmuyoruz. Evet. Evet. Hamur sert olduğundan dolayı rahat hareket edemiyorum. Bunu belirtmek isterim. Hamur gerçekten çok sert.
Evet, şöyle tepeden alıyorum. İki tane alt üst yapacağım şimdi arkadaşlar. Ama evveline nişastamızı süpürüyoruz. Gördüğünüz gibi her seferinde aynı işlemi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Biz buna tekleme deriz. Bak. Şimdi burada kutunun hamurumuz var. Şimdi şöyle diyorlar. Ya hamura neden üflüyorsunuz? Arkadaşlar, hamura üflemek ile konuşmak arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü ağzınızdan çıkan her şey aynıdır. Evet, nişastayı attım. Tekrardan bakın, yavaş şekilde atıyorum. Gördüğünüz gibi. YouTube'da benim videom hariç hiçbir yerde baştan sona püf noktasız ve ayrıntılı hiçbir videoyu bulamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok ince bir yufkamız var. Biraz sonra son teklemede size göstereceğim. Hamurumuzun yaklaşık büyüklüğü 50-60 gram büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum, lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Bundan istediğiniz bir baklava türü varsa, hangisini istiyorsanız ben size onu yapacağım, çekeceğim. Ve gördüğümüz gibi hamur mükemmel, çok güzel özleşmiş. Bana çok yarım geliyor. Hangi unu alabilirim? Baklava un diye yurt dışına baklava un satılmaz arkadaşlar. Especial un diyeceksiniz. Especial sadece bu. Evet arkadaşlar, son teklemesine geldik hamurun. Evet, kenarını eziyorum, gördünüz mü arkadaşlar, bak. Tepeden yine aynı şekilde alıyorum. Çektire çektire tabi. Çektirebildiğiniz kadar çektireceksiniz. Yine alttan 2-3 adet böyle hamuru alıyorum. Alttan normalde ben bunu işlemi daha hızlı yaparım. Siz daha iyi görün diye yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar. Normalde bir hamur açma benim 6-7 dakika sürer. Çok hızlı bir şekilde açarım. Siz göremezsiniz diye ben biraz yavaş açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun son teklemesini yapıyoruz. Arasına tozlatabildiğiniz kadar nişasta tozlatacaksınız arkadaşlar. Ama kömeç kömeç değil. Ve toz olacak. Yani siz bile görmeyeceksiniz nasıl tozluttuğunuzu. Bak şu şekilde, bak. Yavaş atıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, son işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sonuna yaklaştık.
Evet, işlemimiz burada sona yaklaşıldı. Artık nişasta ile işimiz kalmadı. Mermerimizi temizliyoruz ve son oklavamızı artık sağacağız. Şimdi bakın, iyi bakın arkadaşlar. Ve çekiyorum. Dışa doğru, bak görüyor musun? Bastırıyorum bastırabildiğim kadar. Ve dışa doğru hamuru. Bak, gel. Gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamurumuz işte ipincecik. Altına gazete koysanız okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir yapışma, yırtılma yoktur gördüğünüz gibi. Yaprak gibi görüyor musunuz? Bak 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 ipek gibi. Altına dur gazete koysam göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle ekmek poşetimiz var. Şöyle koyuyorum. Gel yaklaş. Gördüğünüz gibi okuyabiliyor. Altına dediğim gibi yazı koysanız okunacak arkadaşlar. İp ince yumurtanın zarı gibi. Gördüğünüz gibi çarşaf gibi. Hamurumuz açıldı. Şöyle göstereyim. Hamurumuz büyüklüğü 50-60 gram büyüklüğünde gördüğünüz gibi. Şimdi bundan 3 kilodan fazla bir baklava yapacağız. Ne baklavası yapmak istedim lütfen yorumlara yazınız. Ben size bundan yapacağım arkadaşlar. Videosunu bir sonraki videoda size yükleyeceğim. Şimdi abone olmayı, like atmayı lütfen unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz mükemmel şekilde açılmıştır. Evet, ben Metin İyi Köşke, Brezilya'dan, São Paulo'dan herkese hoşça kalın. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın, saygılarımdan.